Yürü. Başkanım, ailece partiler altıyla kadın almışsınız ya, bizim önerimizle. Çok çok teşekkür ediyorum. Kadına verdiğiniz emek ve destekten dolayı. Güzel işler yapıyorlar kadınlar. Gerçekten. Evet, çok teşekkür ederim. Çok da memnunmuş. İyi misiniz? İyi, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evet, hazır mısınız? Efendim, sana dışımız beyefendi. Ben hepinizin belediye başkanıyım. Tüm Mersinlilerin bu anlamda içinin rahat olduğunu biliyorum. Yaklaşık 2 yıldır görevdeyiz. Tarsus'tan Anamur'a kadar, Şamlıyayla'dan Muta Gülnar'a kadar kentimizin her köşesinde belediye yönetim anlayışımızın kardeşlik, insan sevgisi, hoşgörü üzerine tesis edildiğini herkes görüyor. Belediyemizde asla insanların, bugün Kadınlar Günü, başta cinsiyetinden dolayı, inancından dolayı, siyasi görüşünden dolayı, etnik yapısından dolayı, bölgesinden dolayı bir ayrıma müsaade edemeyiz. Bu Allah katında da günahtır. Dinen de günahtır. İmanen de günahtır. Hukuken de yanlıştır. İnsanen de yanlıştır. Onun için herkesi kucaklayacağız. Ve kucaklıyoruz. Kadınlarımızı ayrı koyuyoruz. Pozitif ayrımcılık. Elbette eşitlikçiyiz. Ama bazı konular var ki ayrımcıyız. Pozitif ayrımcıyız. Başta kadınlarımız, yaşlılarımız, özel çocuklarımız, yoksulumuz, garibimiz, mağdurumuz, bize ihtiyacı olanların yanında biz onların tarafındayız. Çalışma hayatında bunu gösteriyoruz. Belediyemizde 2 yıl önceki rakamlara baktığınız zaman bugünle mukayesesinde çalışanlarımızda artış olduğunu gözlemlersiniz. Parkları, bahçeleri güzelleştiren, kültüre, sanata yön veren, mühendislik yapan, eski sular idaresinde kadın daire başkanlarımız, plan projeleri yapan, makine ikmalda makineyle uğraşan, otobüsle, kamyonla, motorla uğraşan kadın, doktorumuz kadın, sağlığa yön veren kadın. Bunu çoğaltabiliriz. Kol gücüyle de
kafa gücüyle de, yaratıcılıkla da kadın her yerde var. Pekala da iyi yapıyorlar işte. Tercih yaparken bir başkan olarak önümde iki tercih kaldığı zaman kadını tercih ediyorum. Cinsiyet ayrımı yapmıyorum. Ama bir realite, toplumun bir realitesi. Kadınlarımızın çalışma hayatında olması lazım. Yönetimde, karar alma mekanizmalarında olması lazım. Kadın bizim angariyemizi gören bir amele değil. Ev işlerini yapacak, yemeği yapacak, temizliği yapacak, kocasının kahrını çekecek, çocuğunun kahrını çekecek. Bu bir kader değil. Bu bir yanlış anlayış. Bunu da değiştirmek lazım. Kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet bizleri üzüyor. Bir erkek olarak beni üzüyor. Bir koca olarak, bir eş olarak, bir sevgili olarak, bir baba olarak beni üzüyor. Dün Samsun'da televizyon ekranlarında izledim. Gerçekten tansiyonum çıktı. Öfkelenmemek, o sahne karşısında üzülmemek, kahrolmamak mümkün değil. Kadınlarımız çalışmak istiyor, üretmek istiyor. Şu anda pazar yerinde kadınlarımız var. Onlar kendileri üretsin, kendileri yaratsın. Mersin çok bereketli bir yer. Tarsus çok bereketli topraklar. Mut, Gürlar, Anamuz, Boğazı, Silifke, Erdemli, Çamlıyayla, Yenişehir, Mezitli, Toroslar, Akdeniz. Mersin'in neresine giderseniz gidin. Bereket. Bereket yağıyor. Bereketli topraklar. Havası güzel. Denizi, Toros dağları, toprağı. Her şeyden önemlisi insanı güzel. Bir Anadolu mozaiği. Türkiye'nin her yerinden, her coğrafyasından, her etnik yapıdan, her inanç grubundan, her meşrepten, mezhepten insanın bir potada eridiği bir güzellik Mersin. Bunu görmek lazım. Ben görüyorum. Benim görmem önemlidir. Ben belediye başkanınızım. Onun için hepinizi seviyorum. Onun için sizleri sarıyoruz, sarmalıyoruz. Ayrım gayrım olmaz diyoruz. Bunları hayatta uygulamak lazım bu düşünceleri. Çalışma hayatından bahsettim. Ben arzu ediyorum. Seçilmişlerde de kadınlarımızın sayısı artsın. Milletvekili, belediye başkanı, meclis üyeleri, kadın yöneticilerimiz. Bunların sayısını arttıralım. Yine belediyemizin öncülüğünde yerel eşitlik eylem planı çalışmaları devam ediyor. Arkadaşlarımız sürdürüyor. Eylem planımızda stratejimiz ne olacak? Faaliyetlerimiz, yönümüz ne olacak? Bunun çalışmalarını yapıyorlar. STK'larla işbirliği halinde. Yakında da yerel eşitlik eylem planını açıklayacağız. Her alanda yalnızda olacağız. Çalışma hayatında da olacağız. Aile problemlerinizde de olacağız. Çocuklarla sorunlarınızda da olacağız. Eşinizle, çevrenizle sorunlarınızda da olacağız. Hukuki problemlerinizde de olacağız. Her yerde olacağız. Biz sizler için varız. Sizleri çok seviyorum. Bugün 8 Mart. Sloganımız burada. Bir gün değil, her gün kadınlar günü. Bizim için böyle. Bir gün değil, her gün kadınlar günü. Hepinizi seviyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Merhabalar. Merhabalar. Kolay gelsin. Sağ olun başkanım.
Nasıl işte? Çok şükür başkanım. Kolay gelsin. Teşekkürler. Merhaba, iyi misiniz? Kolay gelsin. Merhaba, kolay gelsin. Bereketli olsun. Merhaba. İyi misiniz? Teşekkürler, çok sağ olun. Elinize sağlık, güzel işler yapıyorsunuz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Şöyle bir anahtarlık hediye de kabul eder misiniz Vahap Bey'e? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Çalışıyorum, gayet iyiyim. Çalışan kazanır diyoruz. Bizi çalışmak kurtarır diyoruz. Hep beraber çalışacağız. Başka bir duruşumuz yok. Teşekkür ederiz. Haydi bakalım. Başkanım, düşündüğüm bir meslek ve cam fizyonunu ben çocuk olarak açtım. Mersin'de tabak yapıyorum camdan, pencere camından. Eğitim de veriyorum başkanım. İlk önce Büyükşehir Belediyesi'ne bize bu imkanı sağladığı için çok çok teşekkür ederim. Kadınların toplumda bir yere gelmesi, bir şeyleri başarabilmesi için çok güzel bir gün. Hani bu günü değerlendirip kadınların sorunları, kadın üreticilerin sorunları anlatılır ve bu yönde kadınlara destek olunursa çok çok daha anlamlı olacağına inanıyorum. Çok güzel tepkiler alıyorum, beğeniliyor, hatta satış da oluyor. Çok güzel tepkiler alıyorum ve bu beni heyecanlandırıyor yani. Daha çok beni çizmeye yönlendiriyor. Çok memnunum, çok güzel tepkiler alıyoruz. Hele Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir etkinliği bize vermesi bizim tanınmamıza, sanatımızı göstermemize çok çok faydası oluyor. Yama Mersinli kadınlar için evet özel bir gün ama ekstra bir gün değil. Çünkü biz her zaman böyle nasıl söyleyeyim faydalar görüyoruz belediyemizden, Sayın Vahap Seçer'den. Mersin'de sokağa çıktığınızda sabah uyandığınızda çok çöpçü kadın göreceksiniz çöp toplayan. Belediyelerde otobüse bindiğinizde çok kadın şoförlerimiz vardır. Sahilde kafeye gittiğinizde çok kadın çalışanlarımız vardır. Bu anlamda belediyemize kadınlara gösterdiği istihdam desteğinden dolayı sizin nezdinizde teşekkür ederim. 8 Mart güzel bir gün, özel bir gün ama Mersin kadınları için her gün 8 Mart. Bu yüzden de Sayın Vahap Seçer'e çok teşekkürlerimizi bütün kadınlarımızın adına sunuyorum. Vatandaşlarımız artık alıştılar ve çok da mutlular bu anlamda kadınların bir adım önde olmasından ve böyle fırsatlar verilmesinden dolayı. Tabii ki bizim için çok büyük fırsat hem tanınmamız hem üretime katkıda bulunmamız hem de bize bir fırsat sunulurken kadınların bu anlamda şevk alarak çalışmasından dolayı. Biz burada kendi emeklerimizle ürettiğimiz ürünleri sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in yardımıyla buralarda kendi standlarımızda daha iyi değerlendirebilmek için buralardayız. İşte kadınlara önem veriliyor, değer veriliyor, masa veriliyor, kendi kazançlarımızı sağlayabiliyoruz artık. İşte güzel şeyler oluyor, hani üretebiliyoruz, ürettiğimizi değerlendiriyoruz en azından. Her kadın üretiyor ama değerlendiremiyor. İşte öyle kadınlar artık güçleniyor, güçlü kadınlarız. Kadınlarımızın özgür kendi iradeleriyle hareket edebileceği şiddetsiz bir yaşam diliyorum. Özgür, demokrasi, demokratik koşullar altında yaşamasını diliyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne kutluyorum böyle bir duruş, böyle bir çalışmaya olanak sağladığı için çok güzel alanlarda kadınlarımızı görmek, üretsinler. Üreten kadınlarımızı kutluyorum yani. Kadın emeği görülüyor bu. Kadınlar için bir şeyler yaptığının göstergesi tabii ki. Güzel çalışmalar. Bütün kızlar toplandı. Sorduk neden yıprandık. Biz onlardan hoşlandık. Şimdi niye zorlandık. Bir o kadar basitti ki denklemleri, iki o kadar güçsüzdü ki eklemleri. Ben benim küçüğüm ve ben büyüdüm. Mevsim
elbisemle cenaze alayını izlerken çiçeğimi taktım göğsüme. Kimseyi diyara açamaz artık, çok canım yandı acımaz artık. Bugün biterse yarın kalkar bu kız kendine acımaz artık. Kimseyi diyara açamaz artık, çok canım yandı acımaz artık. Hiç rahat yok mu bana şu yalancı dünyada? Kimin ne hakkı var ki karışır hayatıma? Hesap soramaz bana kim çıkarsa karşıma. Kimin ne hakkı var ki karışır hayatıma? Hür doğdum hür yaşarım, kime ne kime ne, köleyim.